Sevgili izleyiciler, herkese günaydın, iyi pazarlar. Yayınlara başladığımızdan beri, özellikle bu pazar yayınlarında hepinizden bir ortak talep geliyordu. İşte yorumlarda işte kılık kıyafetten de bahsedin, biraz giyim kuşamdan da bahsedin diye. Tabii haddini bilen bir adamım. Giyim kuşamdan bahsedecek kadar kendimi yetkin hissetmiyorum bu alanlarda. Hani bahsederiz de böyle boşa bahsederiz. O yüzden madem bu kadar istiyorsunuz dedik, size bugün Türkiye'de bu işi herhalde en iyi beceren, en iyi yapan ve şık giyinen herkesi paltosunun altından çıkaran birini davet ettik. Zannederim Türkiye'nin en şık erkeği dersem kimse yok canım öyle değil demez. Bugün konuğumuz Faruk Süren. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada şunu da söyleyeyim. Faruk abi benim hayattaki en yakın dostumdan bir tanesi. Müthiş iltifatla başladı. Abi estağfurullah iltifat olur mu? Yani hakikaten her zaman... ya ben seni hiç kötü giyinirken görmedim. Hatta zaman zaman şunu merak ediyorum. Takım elbiseyle mi yatıyorsun? Hayır. Kravatla mı uyuyorsun? Hayır. Böyle bir şey yok tabii. Ya bugün kravat takmaman beni çok şaşırttı. Bugün yok kravat. Pazar tabii. Hava da sıcak. Yani gayet güzel bir hava. Daha biz yazı bitirmedik. İşte yazın biraz rahat ediyoruz kravatsız evet. Dolaşmak. Yine de ama hafta içi takıyorsun kravat. Görüyorum bazen. Bazı görüşmelere göre, bazı görüşmelere göre o işin ciddiyetine göre bir kravat takıyoruz. Avukatsa, kamu devletse böyle öyle, kravat takıyoruz. Tabii. Kesin. Şimdi böyle dostlar arasında da kravatla buraya gelelim. Bir pazar günü hele üstelik yani. Değil mi? Haklısın ama sen giriyorsun. Ben bile kendime biraz çeki düzen verdim bugün. Ceket falan giydim. Çünkü YouTube'da böyle şeyler giyiyorum. Ben de izliyorum seni zaten YouTube'da. Gayet iyisin. Beğeniyor musun? Çok çok iyi. Çok beğeniyorum. Her gün izliyor musun? Her gün izliyorum. Okuduğunu biliyorum da izlediğini izliyorum. İzliyorum. Vallahi bravo. Yelda da izliyor. Kızınız da izliyor. Faruk abi hemen şuna gel. Şık erkek ne demektir? Yani böyle bir tanım başlıyor. O çok şık, bu çok şık falan. Şık giyinmek sence ne demek? Yani şık giyinmek kendine yakıştırmak lazım. Şık etmek yani şöyle bir şey. İhmalkar olmamak lazım. Fazla böyle neglijenin de bir şıklık tarafı var. Vardır aslında. Var ama onu fazla işte abartmamak lazım. Yani şıklık duruma göre bir kere şıklık şöyle de olur. Nereye gittiğiniz, hangi vesileyle ne giydiğiniz, işte işe gidildiği zaman işte ceket takılır, kravat takılır mesela bir şey var. Ama mesela bir hafta sonu da şık olacağım diye kendini boğacak bir şekilde, sıkıntılı bir şey, havada güzel, şu orada kravatla gezmek abartılmış bir şıklık arayışı olur. O biraz görgüsüne doğru. Yani. Demeyeyim ben onu. Evet, sen kibarsın demesin öyle şeyleri. Peki, bir erkeğin giyinmek için nereden başlaması lazım? Yani önce bir takım elbise midir? Önce gömlek midir? Önce kravat mıdır? Nedir? İlk bir erkeğin, ya benim gardırobda mutlaka olması gerekli dediği şeyleri bir sıralar mısın sana göre? Ha tabii muhakkak bir elbisenin, bir kostümün olması lazım yani. Muhakkak bir Prens de Gal olması lazım. Bir Prens de Gal olması lazım. Yani bir Prens de Gal, bir normal bir takım elbise. Prens de Gal elbise yani. Elbise. Hem pantolon hem ceket. Bir lacivert elbisesi olacak. Bir blazer, yani lacivert ceket, gri. Pantolon. Biraz okullu gibi oluyor ama o çok şık devam ediyor. Bunlar var. Genelde İngilizler şöyle der, bir gentleman kahverengi giymez. Evet. Ben tam onu söyleyeyim. Erol Aksoy'un da böyle bir şeydir. Kostüm olarak tabii, kostüm olarak. Yoksa kahverengi spor bir ceket giyebilir tabii ki. Altında, kahverengi bitti bir ceket giyebilir. Kahverengi bir ceket, altında bir beş pantolon falan bu olur, o değil ama kostüm olarak yani kahverengi takım elbise giyilmemesi gerekiyor. Yani. Kravattı Murat'ta. Tamam. Öyle der. Derlerin Churchill de öyle diyordu galiba. Ya ama İngilizlerin böyle kahverengi tweed ceketleri, ekoseleri falan var. Var var çok tabii. Spor ceket ama. Ha spor ceket. Spor ceket. Kostüm de takım elbise de giyilmez. Tabii ondan sonra yani serbest olmak veyahut bir özel bir davet olmaması veyahut hafta sonu bir yere geçiriyorsunuz, geçirmeye bir tatile gidiyorsunuz. O zaman spor ceket, böyle kareli ceketler, fantazi ceketler, fantazi renkler olabilir. Bizde mesela Türkiye'de bunu çok uygulayan Rahmi Koç vardır. Çok çok renkli. O renklidir kıyafetler. Çok renkli, çok şıktır yani o bakımdan. Kendine göre bir şeydir. Değişiktir, renkli giyinir, abartılı giyinir ama ona yakışır. Çok güzel. O mesela çizgili kostümüne bir tane de bir gül takar. Müthiş bir şey. İncelikler bunlar. Evet. Ama sen takma öyle şeyler mesela. Yok ben... Sen bir tek smokinle. Smokinle evet. Smokinle. Tabii smokin olacaksın lazım. Bir tane smokin muhakkak olması lazım.
şeyine, davetine göre girmesi. Peki nasıl bir smokin? Ne tür yakası olan bir smokin? Yelekli mi, yeleksiz mi? O yelekli, şöyle yelekli var. Yelekli değil, yelekliymiş gibi olur. O esasında askıdır. Burada, burası daha kalındır, böyle gelir, böyle arkada birleşir. Buradan da askı gibi. Askı gibi pantolona birleşir. Yani öyle bir şey olabilir. Yoksa şal yaka, bildiğimiz şal yaka. Sivri değil, yuvarlak yani bildiğimiz. Yuvarlak şal yaka. Şal yaka. Bir papyon. Kendi bağlayabiliyorsa daha iyi. Kendi bağlayabiliyorsa ne demek? Yani papyonlar hazır papyonlar. Hazır papyonlar tabii. Hazır papyonlar. Bir de uzun papyonlar var. Yani kendini bağladın. Zor bir şey değil, paket bağlar gibi bağlıyorsunuz. Basit esasında. Ayakkabı bağlar gibi. Ayakkabı bağlar gibi. Aynen. Yani o gayet basit bir şeydir. Yani bunu biraz da şıklık derken biraz da kendine yakıştıracaksın. Bir yakıştığını göreceksin. Yani bazı belki güncel giysiler vardır, elbiseler vardır. Çok modadır. Biraz mesela ceketler kısa olmuştur, şu olmuştur ama bazı insanlara uymayabilir. Olmaz. O şıklığın esasında kendine o kıyafeti yakıştırmak. Yakıştırmakla birlikte şık olunabilir yani. Mesela ceket nerede bitmeli sana göre şimdi? Son zamanlarda hep seninle de bakıp bazen gülüyoruz. Kısa ceketler giyiyorlar böyle. Yok, yok. Yani neredeyse belin birkaç santim altında biter. Yok. Yok, benim mesela benim boyumda bir senin, benim senin boyunda da falan. Bir 90'larında. Bir 84 falan, 84, bir 80. Bir 80'i geçenlerde. 84 olacak, 84 yap, hayır. 84 santimden aşağı olmaz yani. Ceketin boyu. Tabii ceketin boyu tabii yani. Yani 1.90'a yakın yani, birinde ceketin boyu 84 santim. O şeyi baseni kaplayacak yani. Baseni. Popoyu örtecek. Poponun fazla meydanda olmaması lazım. erkek de çok kötü de duruyor. Kötü duruyor hakikaten. Hele bir de basen büyükse. Of. Onu hatırlatma. Çok kötü oluyor. Ve üzülüyorum da bazen görüyorum. Çünkü muhakkak bazen böyle centilmenleri görüyorum. Böyle kısa şekilde. Ceketlerle. Çok çok güncel bir şekilde. Trendy. Trendy gibi. Daracık. Paçalar böyle yukarıda. Ayakkabı yanında 45 numara şöyle duruyor. Peki paça ne kadar? Mesela pantolon böyle. Şimdi bileği açıkta bırakan pantolon. Bana göre paça işte 20 ile 22 arasında olması lazım. 22 santim civarında. 20 ile 22 santim arasında olması lazım. Fazla kıvrılmaması lazım. Yani pantolona, ayakkabıya düşüp kat olmaması lazım. Ama hafif bir kat olacak. Bir kat olacak. Hafif. Düz paça olanlar var. O daha kolay. Bir de duble paça var. Duble tabii böyle bir 3,5-4 santim olması lazım. Kalın mı olmasa 3,5-4? Şimdi bazıları çok ince duble yapıyor. Olmaması lazım mı? Öyle olursa daha iyi olur. Ama şeyine göre, stiline göre bir şart değil yani. Olmazsa mesela, olmaz şartı değil yani. Pileli pantolon şimdi mesela. Ben dikkat ediyorum. Sen zaman hala pileli pantolon giyiyorsun. Zaman zaman pilesiz pantolon giyiyorsun. Bu moda mıdır yoksa size kalmış bir şey midir? O benim. Bu modayla alakası yok o. Yani pileli pantolon moda değil diye bunu giymezlik etmek gerekmiyor. Yok, öyle bir şey olmaz. Olmaz, öyle bir şey olmaz. Olmaz öyle. Yani pileli pantolon, ben pileli pantolonu tercih ediyorum. Sen seviyorsun. Ben tercih ediyorum. Onu giyiyorum. Daha iyi oluyor zaten. Terzi mi, konfeksiyon mu? Mesela çok iyi konfeksiyon markaları var. İşte İtalyanların, İngilizlerin, şunların ama çok da iyi terziler de var. Çok ben iyi. Biliyorum ki sen yıllarca yurt dışında bir terzin vardı ve rahmetli oluncaya kadar hep ona diktirdin. Evet. ve hala da sen dikimi seviyorsun. Evet. Bir farkı var mıdır yani? Yani fazla bir farkı yok. Bazı yani çok iyi konfeksiyon markaları var, dükkanları var. Onlar bazen sevdiğiniz bir ceketi veya pantolonu kendi zevkinize göre retuş da yapabiliyorlar. Sanki de o zaman sanki terziden çıkmış gibi oluyor. Ama ben alışkanlık bu bizim. Diyelim ki biz kostümlere giydiğimiz zaman belki bu kadar büyük konfeksiyon mağazaları ve yok kaliteli konfeksiyon yok. Bir sürü, şimdi isim saymayalım burada, reklam olmasın ama hakikaten herkesin bildiği son derece mükemmel derecede iş yapan konfeksiyon dükkanları Türk var. Türk mü, yabancı mı? Türk'te, yabancı da. Türk'te de var çok. Peki mesela Vakko Beymen o zaman kaliteli değil mi dedi sen önce? Yok, kaliteliydi. Ama aynı stili takip etmek gibi. Bunu 80'den önce Türkiye'de bir serbest ekonomi yoktu. Liberal ekonomi yoktu. Evet. İthalat yasakları vardı. Dolayısıyla 80'den önce bütün bu ne kadar iyi, ne kadar kalite peşinde koşan
verdiğin isimler dahil Beymen'de Vako'ydu. Vako özellikle Beyoğlu'nda başlamış. Müthiş, evet. Müthiş bir muvaffakiyet hikayesi bence bana sorarsanız. Bugüne gelmiş bugün de hala vaziyeti. O zaman da tabii o gene o kalite peşinde fakat imkansızlıklar var. Getiremiyorsun, götüremiyorsun, kumaşı doğrudur, kumaşı seçemiyorsun. Hepsi bir merhale meselesi. Evet. Dolayısıyla bu şimdi tabii son derece şimdi başarılı hayır. Türk markaları, son derece başarılı Türk markaları var. Yapıyorlar, yurt dışında satıyorlar, yurt dışında kuruluyorlar. Ama Türk neticede arkada. Peki, gittiniz terziye. İyi bir terzi buldunuz, gittiniz. Veyahut da bir konfeksiyon mağazasına. Neye dikkat etmek lazım? Şimdi mesela biliyorum ki sen biraz daha geniş yaka seviyorsun. Evet, yani. Yakalar daralsa bile sen sen standartın var, değiştirmiyorsun. O standart. Biraz Savile Row, yani biraz İngiltere'deki İngiliz. O meşhur sokak var ya, terzilerin sokağı. Terzilerin sokağı. Biraz Savile Row, yani benim giyim. Senin tarzın daha İngiliz tarzı. Yani o daha bir stili olması lazım. Yani bir gentleman'in her an değişen ekonomik nedenlerden dolayı moda değişiyor. Tabii dönmesi lazım. İşin her şeyin dönmesi lazım. Kumaş satılması lazım, elbise satılması lazım. Dönmesi. Bir gentleman kendine göre bir stil yapması lazım. O stille devam etmesi lazım. Yani moda değişti diye babam değişti. Ha bir renk kısa bir ceket, uzun ceket. Dar yaka. Dar yaka, uzun geniş paça. Ama bizim jenerasyonda hepsinde geçti hemen. Dar paçayı da geçti. Evet, geçenler var çok. Biz sen ben kaldık. Evet, ama bizim zamanımızda ne diyorlardı böyle bir İspanyol paçalar vardı böyle bir gençler. Kocaman kravatlar vardı. Evet, kocaman gömlek kadar şey vardı. Gibi. Evet. Ama senin hiç öyle fotoğrafın yok eskiden de. Vardı belki, olmaz mı? Ben pek rastlamıyorum. Sen o zaman bile o kadar modaya uygun değilmişsin yani. Evet, o kısa koca kravatlarla hiç resim yok senin. Peçete gibi kravatın. belki kravatın o orijinine gitmiştir böyle peçete gibi. Peçete yok kocaman evet. Tam Hırvatların giydiği. Hırvatların astığı bir şeyden başlıyor. Evet, Hırvatların boynuna astığı Kravattan kravat oldu. Evet. Ha, kravat bana göre kravatın da ölçüleri vardır. O ölçüler de olması lazım. Ona geleceğim. Şimdi mesela şey derler, gömlek yakasıyla, pardon, ceket yakasıyla kravatın ölçüsünün birbirine bir bağıntısı vardır derler. Evet, öyle midir hakikaten? Yani beraber birden mesela böyle bir kostüm giyip bir ip gibi kravat takarsam mı? Olmaz. Yani o şimdi kravatlar inceldi, hakikaten kravatlar inceldi. Görüyorum bütün... Seninkiler hariç. Evet, benkileri yaptırıyorum ben. Peki bu takıntı mı şimdi? Biz seninle bazı alışverişe gittiğimiz zaman şunu görüyorum. Elinde cetvelle kravat ölçüyorsun. Ben bunu yapan başka birini hayatımda görmedim. Elinde cetvel, kravatı alıyorsun, ölçüyorsun, bu olmaz diyorsun ve genelde sipariş veriyorsun. 1 metre 57 olması lazım. Kravatın boyu. Boyu. Senin için. Benim için. Alttaki yani büyük üçgenin tabanı 9 santimetre. Ondan sonra kravat incelir böyle, inceliyor ya buraya kadar boyundan. Gidiyor. O en ince kısmı 3 santimetre. Ondan sonra genişliyor tekrar aşağıya. Böyle hafif böyle gidiyor. Böyle. O küçük üçgen de 5 santimetre olması lazım. Bana göre ideal kravat ölçüsü. Kravat bu. Bana göre. Yani sen kravatını da sanki elbisini üstüne uydurur gibi kravat ölçünü de ver. Böyle olacak, böyle gelecek. Ona göre de ondan sonra iyi bir kravat yaptırmak lazım. Yani biraz kalın, iyi otursun diyeyim. Böyle. Yani ince ipek kravat sevmiyorsun. Çözülüyor çünkü. Ha, gelişiyor. Çok sıkmak lazım. Ya çok sıkmak lazım, pişiriyor bu sefer. Çok sıkmak lazım. Yani kravatı da sıkmak lazım. Kravat da böyle dolaşmaması lazım. Onun da şıklığı var. Bazı arkadaşlarım vardır mesela böyle. O kravatı takarlar hemen boşaltır. Daha bir boş olsun diye. O da bir style. Yani böyle oturması şart değil. O da bir stil. Bir ama senin stilin değil. Ama o da olabilir diyorsun. Olabilir. Olmaz. Yani o şıklıktan şey değildir. Uzaklaşmış değildir yani. O da ayrı bir şıklık türüdür. Evet. Senin şıklık türün değildir. İşte takım elbise de kumaş meselesi. Şimdi keten çok hızlı buruşuyor diye pek tercih etmeyenler vardır. İşte hep yaz kış ince veya kalın yünlü giyenler vardır. İşte yün ipek giyenler vardır. İpek giyenler. Yani takım elbisenin kumaşı sence nasıl olmalı? Kalın bir kumaş mı, ince bir kumaş mı? Hafta sonları kalın, hafta içi ince bir kumaş mı? Yün mü? Yazın keten giyilebilir mi? Eskiden bu kadar bir teknoloji, kumaş bakımından da teknoloji yoktu. Dolayısıyla kışın muhakkak
kalın bir kumaştan bir şey yapılırdı. Tabii bir şey unuttum tabii. Şey içinde, bu olmazsa olmaz kostümler içinde muhakkak bir şey gri kaş flanel veya kaşmir yani bir şey olması lazım. Ya bir lacivert, bir Prens de Gal. Bir Prens de Gal. Bir club yani şey bir ceket ceket ve mavi bir ceket pantolon takım elbise. Bunlar muhakkak bir şeyde olması lazım. Ayrıca bir adet bir tane de gri flanel bir takım flanel olması lazım. Bir takım olması lazım. Yani böyle onu onu unutmak lazım. Şimdi tabii iş değişti. Binaların ısınması değişti. Havalar değişti. Otomobillerin konforu değişti. Her şey değişti. Dolayısıyla şimdi mesela her sezon gidebilir. Kumaşlar da var, yapılabilir. Yazın bence şimdi teknoloji çok ilerledi. Hakikaten buruşmayacak kadar keten keten ipek kumaşlar var böyle. Son derece iyi ütülendiği zaman da gidiyor. Biraz da oturmasını bilmek lazım. Evet. Oturup kalkmasını da bilmek lazım. O da şey yapar. Dolayısıyla kumaş seçimi artık daha rahat eski oran. Daha rahat. Çünkü kışın bile ince bir kumaş giyebilirsin. O koruyor. Koruyor evet. İşte. Peki gömlekte pamuk gömlek mi? Yazın keten gömlek mi? İpek gömlek mi? Ya da ipek gömlek giymek kroluk mudur? Ne gömlek nasıl yok. Gelir ve gömlek ille diktirilmek zorunda mı? İlle diktirilmek değil ama ben diktiriyorum. Yani evet. Ben diktiriyorum. Hayır mesela ipek gömlek pek şey değil yani ipek gömlek belki spor kıyafetiyle bir pantolonun içine sokacağım bir çok rahat bir yere gidiyorsan böyle bir ipek gömlek giymek iyi bir şey ipek gibi. Senin ipek gömleğin olduğunu izah etmiyorum. Hayır yok benim yok. benim yok. Ya belki gençlerde olabilir yani. Yok ben görüyorum bayağı yaşlılar da görüyor. Koca koca desenli ipek gömlekler. O desenli evet. O bir zevk meselesi. Zevk meselesi. Zevk meselesi yapalım. Yok bence işte pamuklu bildiğimiz pamuklu gömlek işte yakası ben böyle şey yaka seviyorum. Sen nasıl yakıyorsun? İtalyan yakamı seviyorsun? Yok böyle şimdi o İtalyan tabii şeyin mesela Agnelli'nin bir stili var yaparlar. O biraz sivri böyle sivri. Gider. Şöyle bir yaka bir boğumludur o var. Ben daha çok böyle bir Windsor gibi Windsor. Öyle bir ona kravat taktım. Çünkü kravatların da onunla iyi gidiyor. Ona kravat bağlama stilinde onu gidiyor. Öyle idare ediyoruz yani. Ama böyle özellik bir şeyim yok. Dandy değilim yani. Evet sen dandy değilsin. Böyle garip renkler, uçuk renkler. Öyle bir şeyim yok yani. Yok sen son derece klasik ama klasiğin klasik. Çünkü taşıyacaksın, taşımasını bilmeyeceksin. Taşıdığın, giydiğin zaman rahat ettiğin, evet. Kendini iyi hissettiğin. İyi taşıyacaksın, o sıkmayacak seni. O sağdan, soldan, omuzdan, bilmem nereden. Onun için şimdi mesela dar moda böyle. Ne o slim fit falan diyorlar böyle. Vücuda yapışan, yani kolunu kaldırsan pantolon, ceket yırtılacak. O da bence, görüntü olarak bence çok çirkin ceketi böyle kapıyorlar. Ondan sonra bir beyazlık var gömleklerim. Ondan sonra pantolonun kemeri gözüküyor. Yani bence moda olabilir ama hiç başarılı bir moda değil yani. Ve herkes yakışan bir şey değil. Burada bağlayıp, burada bağlayıp ondan sonra şey kemer boyu pantolon düşük belle burada bağlı çok çirkin bana göre. Evet bana göre de çok çirkin. Giyenlere bakıyorum bazıları. Hele ileri yaşta giyenler daha da komik oluyorlar. Hele biraz da kiloluysa korkunç bir manzara seyrediyor. Ve aynaya bakmıyor herhalde o kişi. Ya da onu seven yok söylemiyor. Abi bu olmuş mu diyen yok herhalde belki de. Yine ceketlere döneyim. Üç düğme, iki düğme, kruvaze. İki düğme, kruvaze muhakkak. Kruvaze bir kruvaze olması lazım muhakkak kruvaze. üç düğme. Bir dönem çok modaydı ya biz var. Giyiyordum. Var gene bende bir sürü ben var. Bende de var. Yani. Üç düğme giyilir. Şey değil orada tartışılan üç düğmenin ortası mı iliklenmesi lazım yoksa ortası ve üstündeki mi iliklemesi lazım diye giderken böyle bir tartışırlar. Hangisi iliklemesi lazım? Şeye göre mesela yürüyeceğim bir şey yapacağım, yürüyorum bir yere gidiyorum. O zaman ortayı iliklemesi. Ortayı ve şey yaparım, ne bileyim. Bazen resmi bir şey olduğu zaman üstünde iliklemesi. Fark ediyorum onu.
Böyle bir şey yani. O bir kuralı yok onun. Şu şöyle olur, bu böyle olur diye. Ama bir duruma göre... İki düğmeli dize bir tanesi üstteki yüklenir, alttaki asla yüklenmez. Asla yüklenmez. Peki bu şuradaki, koldaki düğmeler kaç düğme zaten? 4, 5, 6? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Bunu yapayım. 1, 2, 3, 4. Bazıları 5 yapıyor. O biraz şey oluyor, işte iliklidir. İlikli olması lazım, muhakkak iyilikli olması lazım. Ama ben açmıyorum. Ben de açmıyorum. peki, kruvazede. 4 düğmeli kruvaze mi, 6 düğmeli mi, 8 düğmeli mi? 6 düğmeli. 3 yani bir bunlar zaten iliklenmiyor. Ona iliklenmiyor zaten. Yani 2 tane aşağı kadar. Onun da üstü ortadaki iliklenir. Altta katiyen iliklenmez. Önemli olan içeriden de iliklenmesi İçeride, lazım. İçeride de birlik olması lazım. Yoksa sarkar ve çirkin kaçırsa görünür. Kaçırsa forma bozar. 8 olanlar da var böyle daha ince var. Yapıları var, giydiği. Var. Geniş yaprak. Yani bu da kruvazede. Onun da o geniş, şimdi mesela yeniden o geniş yaka kruvazeler tekrar moda olmaya. Geniş ama dar. Geniş yaka ceket ama dar. Ceket dar, yakalar şuraya kadar, omuza kadar geliyor. Sence şık mı onlar? Genç için belki olabilir. Genç, sıfır beden bir erkeği ona giydirirsek olabilir. Olabilir belki. Galiba Tom Ford falan tekrar böyle moda yaptı galiba. Onun işte sıfır beden. Sıfır beden. Sıfır beden ölçüde uyabilir yani. Çok önemli. Neticede terzi neden? Terzi de herkes çünkü manken boyutunda değil. Şimdi hatta moda, çoğumuz değil. Designerler dizayn ediyorlar. Çok güzel bir şekilde dizayn ediyorlar ama sıfır bedene göre yapıyorlar. Ama sıfır beden belki %3, %4, %5. Hatta ben çok tabiriyorum. Öbürleri nasıl giyecek bu güzel dizayn edilmiş şeyi? Ona göre uydurmak lazım. Terzi bunu yapabiliyor. Bunu yapabiliyor. Yine rutinle gireyim. Ayakkabı ve kemer. Pardon? Ayakkabı ve kemer. Şimdi senin ayakkabı konusunda çılgınlık derecesinde bir hassasiyetin olduğunu biliyoruz. Tek bir markadan alıyorsun ve onun dışında hiçbir yerden almıyorsun. Evet. Onu da İngiltere'de bir yerden alıyorsun. Daha doğrusu alıyorsun demeyeyim, yaptırıyorsun. Ayakkabı illa yaptırılmalı mı, hazır alınabilir mi? Tabii ki yani hazır alınır. Tabii ki hazır alınır. Şimdi hele bu kadar teknoloji ilerledikten sonra, eskiden Beyoğlu'nda vardı bir tane, ben hatırlıyorum. Mahmut. Ayakkabıcı Mahmut. Hepimizin ayakkabını o yapardı. Herkes oraya yaptırıyor. Çünkü bu kadar iyi de, diyelim konfeksiyon ayakkabı da çok iyi. Şimdi muazzam bir şekilde ayakkabıları var. Dolayısıyla kendi ayağında bir problem yoksa... Ayağın ortopedik olarak özel bir gereksinim duymuyorsa... Onu, o gayet normal alışveriş. Peki sen niye yaptırmayı tercih ediyorsun? Ben alışmıştım, yaptırdım. Şimdi gene güzel bir ayakkabı görürsem alırım yani. Değil yani. Evet, hatta geçen gün bir yerde güzel bir ayakkabı göründü ya gidip alalım mı dediğini hatırlıyorum. Galiba Paris'te bir yerde idi diye hatırlıyorum. Yani illa şey değildir. Yaptırmak şart değildir. Şart değil tabii. Peki renkte mesela sende ben görüyorum lacivert ayakkabı, bordo ayakkabı, kahverengi ayakkabı, beyaz ayakkabı. Sende her renkten ayakkabı var. Şart mıdır? Yok, mesela şimdi ayakkabıda mesela İtalyanlar gündüzün siyah ayakkabı giymezler. Yani siyah ayakkabı giymez. Ya yani ille brick renginde veya işte kremit renginde sarımtırak tonlarda. Sarımtırak tonlarda. Tabansı. Bunlar olabilir. Mesela bu bir stil. Sen de gündüz siyah ayakkabı giymiyorsun. Mesela şimdi gündüzün lacivert mesela çizgili bir kostüm giydiniz. Ne diyorlar onlara? Unuttum. Lacivert beyaz çizgili bir tabiri var, unuttum şimdi. Mafya babası gibi tarifler o çıktı ortaya. Don Corleone. O kadar değil. O kadar o kadar. Şimdi o çok dediğin gibi bu öyle bir kostüm çok ciddi yani böyle gündüzün bu da bir şey giydiniz. Ama mesela o kostümü hafifletmek için süet ayakkabı giyebilirsin, kahverengi. Kahverengi süet. Bütün o ciddiyet bozulur. Bir anda sıfırlanıyor. Bozulur. Yani rahatlarsın. Dolayısıyla ayakkabı seçiminde de böyle şeyleri unutmamak lazım. Yani kıyafetin ciddiyetini azaltıp arttıran bir şey ayakkabı. Olabilir tabii. Ama tabii bir gece davetine gidiyor, lacivert giyiyorsan muhakkak siyah ayakkabı yani onun başı. Ama sen gündüz mesela laciverde de griye de hep
ve kahverengi tonlarında veya bordo tonlarında ayakkabılar giyiyor. Evet, mesela şimdi de böyle. Şimdi de kahverengi tonlarında giydiğini görüyorum. Peki ayakkabıyla kemer aynı renkli olmalıdır. Evet. Ayaklı kemer aynı aynı ton, malzemeden aynı renkten. Aynı malzeme bulursa iyi ama malzeme değil ama aynı renkten olmasa. Peki yani siyah mesela böyle bir ayakkabı gideyim siyah bir kemer takmayacağım. Ama bir kahverengi kemer takılır. Bazen örgülü kemerler var. Kemerler var. Deri veya deri veyahut kumaş veya iplik lastik neyse. Evet. O şeye göre, mevsime göre ayakkabıyla uyuşmayabilir. Ama kostümle, giyilen elbiseyle uyuşur. Ama ayakkabıyla rengi en azından tonu uyuşmalar herhalde. Evet. Ya yani böyle ufak ufak şeyler. Mesela süet ayakkabıyla deri kemer takılır mı? Süet olmayan bir deri. Ya yok onu süet. Süetle süet. Süet yani onu. Süetle süet evet, olması lazım. Yani onu yok süet kemeri olacak artık bir tane. Yani ne olacak süet kemeri? Yani. Ayakkabının renginde. Senin bir başka takıntının da çorap olduğunu biliyorum ben. çılgın çoraplarım var. Yani hem çok ciddi hem son derece gayri ciddi. Evet. Mesela çok muazzam bir lacivert takım elbisenin altına içinde desenler olan, desenler. Hatta bazen komik, eğlenceli, evet. Minik desenler olan çoraplar giyiyorsun mesela. Evet. Lacivert takımın altına mavi bir çorap giyiyorsun. İçinde çok yakından bakınca anlaşılan işte mesela ördekler falan oluyor. Böyle. Ördekler olur, evet. Veya işte balık sırtı çorapların var. Çorap nedir ve mesela senin bir takıntında... O ya bir kere evet uzun kısa çorap. Olmayacak. Uzun. Yani bir dizinin biraz altına kadar gelecek yani. Yok ama öyle çoraplar piyasada. Çünkü bacak üstüne attığın zaman böyle yaptığın zaman... Bacağın, kıllı bacağın görünmeyecek. Of yani öyle bir, ufak böyle bir şey ondan sonra... Ya şuradan bir beyazlık çıkar. Ondan sonra ortaya. Bir erkek bacağı oradan çıkar. Açın çorapları. O olmayacak. Lastik ayakkabı da tabii başka ayrı şey bir şey değil ama lastik ayakkabı da bu çorap giymeyeceğiz tabii de. Ama kostüm... Çorap uzun olacak. Uzun olacak. Peki mesela çorap jartiyeri falan var. Takar mısın? Eskiden yok. Eskiden eskiden vardı. Hatırlıyorum ben. Çünkü çoraplar bu kadar rahat lastikli olmazdı. Yani dedelerimizden, babamdan, hatırlıyorum da buradan şuradan jartiyeri vardı. Ona bağlarlardı düşmesin çorap diye. Çünkü o lastik yok, düşüyor. Eskiden bu kadar iyi lastikler yoktu ve o lastiklere çok çabuk yıprıyordu lastikleri de. O yüzden bağlı çoraplar. Sen takmadın ama. Ya, hayır, yani sen takmadın. Zaten kimse takmamıştır. bugün yaşayan kimse de yoktu. Bizim zamanımız artık o... Sen ona denk gelmedin. Yok ona gelmedik. Bir şey daha soracağım. İnsan giyinmeyi kimin öğrenir? Bunu niye soruyorum? Bu bir genetik bir şey midir? Genetik bir miras mıdır ya da aile mirası mıdır? Çünkü baban Fuat amca da evet. Son derece şıktı. Hatta senden daha şıktı kusura bakma. Çok şık. Canım. Çok şıktı. Her şeyi benden daha iyiydi canım. Yani her şeyi bilemem ama çoğu şeyinde gerçekten muazzam biriydi. Nur içinde yatsın. Ondan mı öğrendi giyinmeyi yoksa kendi stilini mi geliştirdin? Çünkü biraz sende Fuat amcanın izni var. Babalar veya aile, çevre etkili midir giyimde? Tabii muhakkak etkilenir insan. Ona göre benimser veyahut benimsemez. Muhakkak onun faydası ama bir de bakıyorsun dışarıdan bakıyorsun, geziyorsun veya bir terziye gidiyorsun. Terzi seni yönlendiriyor. Biraz yani bunu... İyi terzi yönlendirir mi? Tabii muhakkak. Yani bizden zaten terzi de bir sanatkar bir yerde esasında. Şey değil yani kolay iş değil o. Kalıbı kesmek, onu çizmek. O kalıbı çıkarmak tabii. Bayağı bir iş. Bayağı iyi. Yani o bilir, zevki vardır. Olmayan da vardır. Tabii her terzi çok iyi bilir diye bir şey yok. Ama kişi... Yani iyi terzi, usta terzi bilir. Kişi bunu biraz kendi zevkine göre, kendi durumuna göre onu tertip eder, giyinir, öğrenir. Tabii ki aileden böyle şey varsa daha kolay öğrenmiş olur. Benimsiyorsa şahit. Çünkü benimseyemebilirdi. İlle babası iyi giyiniyor diye veya şık giydiği düşünülüyorsa oğlu da onu yapmak meşgul değil. Bazen ya. Tepki olarak bile tam tersi olabiliyor. Olabilir. Senin oğlun Emir mesela. Emir tepki sürekli olarak, spor giyiniyor mesela. Spor giyiniyor. O öyle rahat ediyor. O öyle rahat ediyor. Çok yakışıklı ama spor giyiniyor. Çok da yakışıklı, çok da yakışıyor. Ama mesela Yelda daha çok sana benziyor kızım. Yelda çok şık. Yelda çok şık. Çok şık. Müthiş klasik bir şıklığı var ya. Yani. Her zaman. Her zaman şık. Yani akşamleyin gel. Mesela pijamayla bile aynen, her zaman. Yani senin mirasın o konuda Yelda kesinlikle. Peki çorabı da hallettikten sonra biraz da şeye geçelim. Aksesuarları. Saat. Evet. Saat, ne bileyim, dijital saat mi?
metal bilezikli saat mi, kayışlı saat mi, yoksa her birinden olmalı mı? Hangi elbiseyle hangi saat? Saatin kayışıyla ayakkabı veya kemer uyum sağlamalı mı? Saat tabii çok güzel bir şey saat. O saat meraklıları da var, çok iyi bir şey bile. Benim büyük büyük dedem, saatçiydi. Sarayın saatçi başıydı. Saatçi başıydı. Ve saatçi dedi ya, Osmanlı'sanız saatçi başıydı. Saatçi, köşe başına saat satıyor sanki. Saatçi. Yani çok komik bir fark abi. Olabilir. Dedem saatçiydi, saat tabiri. Dedemin babası dedi. Dedenin babası, evet. Saatçi o şu. Şimdi saat tabii... Ben tabii bir klasik, işte klasik saatim var bir tane, onu takıyorum ya. İki tane saatim, bir tane tek derili var. Mesela resmi olduğu zaman mesela derili, ama eski kalmadı artık o şimdi. Saati her okazyonda, her şekilde hangi saat varsa takabiliyorsun, gidiyor tabii. Ama mesela ben sende bir iWatch görmüyorum mesela. Yok, bir de böyle duvar saatlerini böyle saatler takıyorlar buraya, onlardan da yok benim. Klasik bir saatim var, klasik saati takıyorum. Şimdi reklam yapmamak için... Yap, seni söylüyorum. Ya, Rolex var, Rolex takıyorum. Sen bir tane metal Rolex takıyorsun zaman zaman, metal kayışlı. Bir tane deri kayışlı Rolex'in var. Birkaç tane Bregen var. İki tane Bregen gitti. Bir tane Patek... İşte dedemden kalma. Deden çünkü Bregen'i Türkiye temsilcisiydi o zamanlar. Bir de... güzel bir tane Nautilus'un vardı diye hatırlıyorum. Nautilus yok artık, yok. Yok mu? Peki aksesuar, mesela ben senden ne boğazında zincir gördüm, ne kolunda bilezik gördüm, hiçbir zaman da görmedim onu. 40 senedir görmedim. Takmaz mısın? Böyle benim bileziğim vardı, gençken takmıştı annem bana. Hani künye yazar ya. Künyem vardı, evet. Künye vardı, o kadar. Ondan sonra takmam, işte yüzüğüm var. Yüzüğünü hiç çıkarmıyorsun? O çıkmadı, çıkmaz. Evlendiğinde böyle çıkmadı. Eşine saygıdan mı, aksesuar olarak mı? Yok, aksesuar değil. Şimdi aksesuar olur mu? Yok tabii. O yani şimdi bir statü, bu yüzük takılıyor. Yani takmayabilirsin de, hiç önemli değil ama. Ben takmıyorum. Ben evet. Bir sürü arkadaşım benim senin gibi takmıyor. Tamam, bir problem ama değil. Ama sen yüzüksüz görmedin. Ama ben bir kere taktım gidiyor işte. Bir daha çıkarmadın. Çıkmadı hakikaten. Kaybolmadı da. Evet, kaybolmadı. Ya ben seni hiç yüzüksüz gördüm hatırlamıyorum. Hatta bir gün parmağından bir şey için çıkarman geldi, çıkartamadın. Evet ya, şimdi ama iyi. Çıkıyor mu? İyi var. Şimdi iyi artık. Peki tekrar... 52 sene geçmiş. 52 sene mi oldu? 52. Vallahi canıma bravo. Evet. Onu da evet. Onu yani da Faruk Süren'le evli olmak kolay onu bir şey. Onu da takip etmek lazım. Çünkü sürekli ortada, sürekli işte popüler, her zaman işte Galatasaray, şu bu falan filan. Ne günlerdi. Onları da konuşuruz bir ara. Peki, tekrardan kıyafetlere dönersek. Palto, pardesü. Şimdi giyindiniz, üstünüze giyeceğiniz bir şey var. Pardesü mü, palto mu? Paltoysa ne renk palto? Şimdi bir tane paltoya tenmiş, deve tüyü, gri, siyah. Palto bir tane... Palto bir kere, kamel bir palto lazım. Deve tüyü bir palto lazım. O her şeyle gider. Her şey gider. Bir siyah palton lazım. Resmi bir yere gideceksin kışın. Pardesü o kadar şey değil ama olabilir bir pardesü. Baharda özellikle. O da bej renklerinde. Bej tonlarında. Her şeye uyması bakımından. Lacivert? Evet. Şey değil yani, itiraz ama yani. Daha kolay. Çünkü neticede pardesü çok kısa bir zaman, hele Türkiye'de yani İstanbul'da yaşıyorsak fazla şey değil. Avrupa'da çok daha sık kullanılan bir şey, üst giysisi diyelim. Palto ve şey. Ama bir siyah, bir deve tüyü palto şıklığa yakışır. Sürekli otomobil kullanan, şoförle gezen ve pek de sokakta yürümeyen birisi için de palto sokağa çıkarken gerekli bir şey midir? Yani soğuk günlerde hem giyerim hem de yanımda bulunurum. Çünkü bir yere gitmek icap eder. Açık bir yere gitmek icap eder. Olabilir yani. Onun için paltonun olması palto lazım. Palto biter, bir palto kışın yoksa, muhakkak yanınızda bulunmalı. Evet, donarsın yani. Atkı? Yes. Kaşkol? Evet, kaşkol, evet. Yün mü, ipekli mi?
İpek. Mevsimine göre mi? Kaşmir. Kaşmir veya ipek. Kaşmir. Kaşmir ağırlıklı. Kaşmir ağırlıklı. İpekten yana değilsin yani. Daha yün tarzı. Yok, ona fular bağlamam. Ona bir şey bağlamadım. Yani, fular bağlamıyorum. Ama onun için iyi bir kaşmir atkı. Gerekir. Kaşkol yani. Kol düğmesin. Evet, sen keten gömleklerin hariç hep kol düğmesin. Hep kol düğmesin. Evet, benim bir kol düğmem var. Onu takıyorum, zaten kolay oluyor. Şimdi bir tane yaptıracağım kendime. Değişim. Bir tane yeter mi, yoksa bir sarı, bir beyaz, bir beyaz altın, bir sarı altın? Bir beyaz altın, bir sarı altın. Böyle, veyahut taş, bir taş olabilir. Siyah bir taş olabilir. Peki böyle pırlantalar mesela falan? Mesela çerçeve içine almış bir siyah. Pırlanta yok. Böyle yok öyle şey yok. Gerek yok öyle şey. Yok böyle o pırlanta. Bazıları onlar... Ha yani ne bileyim, smoking taktığı zaman bazen böyle pırlanta vari şeyler vardır. Hı-hı. Smoking için. O da smoking'in şeyine. Sen de onlar da. Yok yok. Sen smoking'in yine genellikle siyah düğme. Evet, siyah düğme. Bazen de böyle işte inci şey, benzeri bir şey oluyor bazen. Evet. Peki smokin'de bir smokin mi, yoksa yazlık bir kışlık bir yaz, mi? Bir beyaz, bir siyah. Bir beyaz siyah. Yani beyazı daha çok mesela deniz kenarında. Yazın. Yaz günü. Deniz kenarındaki bir davetlerde, resmi resepsiyonlarda falan. Yani çırağının salonundaysa siyah, çırağının deniz kıyısındaysa beyaz ceketli bir smokin olması mesela lazım. Ama ikisine de beyaz gömlek. Evet tabii canım. Beyaz gömlek, siyah papyon. Papyon hep siyah. Siyah papyon. Yok bordo bilmem mi. Siyah mı desenli olanlar? Ekose falan. O gündüz. Değil. Yani öyle bazen fantaziler oluyor. Fantazi bence smoking fantazi yapılacak bir şey giysi değil. Çünkü resmi bir dinner jacket diyorlar. Evet. resmi bir bir giysi şekli olduğu için onu fazla fantaziye işte bir belki böyle bir ufak bir renkli bir poşet takarsın buraya böyle hafifletmek için gene. Veya bir karanfil. Evet, mesela öyle olabilir. Hep mendilin var. Mendil cebinde. Farz mıdır? Yok, farz değil ama şöyle genelde koyu kostüm var. Koyu kostüm işte beyaz gömleğim var veya bazen mavi gömleğim var. Bazen desenli. Şimdi giydiğin zaman siyah oluyor, siyah veya lacivertli, koyu. Buraya bir beyaz mendil koyduğumuz zaman bir neşe veriyor bence. Peki mendilin rengi önemli midir? Beyaz mı, işte kırmızı mı, yoksa kravatla? Ben, mesela bazıları kravatla aynı renk. Bir arada böyle trendti zaten, böyle çok şeydi. Ben o trendi fazla beğenmedim. Hiç takip etmiyorum. Ben beyaz bir tane şey koyuyorum, işte poşetime koyuyorum. Bazen üçgen yapıyorum, bazen böyle yapıyorum. Üçgen daha çok üç düğmeli cekete giydiğim zaman işte üçgen bir. Üç üçgen. Yoksa normal böyle burada gördüğümüz gibi. Evet, o her zaman böyle duruyor işte. Öyle duruyor. Keten. Mendili keten mi olmalı? Keten. Şey olmaz. İpek veya pamuk olmaz. Yok, ipek kayar bir kere ipek. Durmaz. Keten olmaz. Ama bak bunu bilmiyorum. Bu çok enteresan. Hafta sonu. Senin de dediğin gibi hafta sonu takılmıyor. Sepek giymemek lazım. Yani spor bir ceket. Evet. Mesela deri ceketler, montlar. O hafta sonu bir yere gideceksen mont, deri ceket falan. Bu da hepsi tabii olur tabii. Ama normal olarak bir blue jean. Blue jean? Tabii blue jean. Giyiyor musun blue jean? Giyiyorum tabii. Blue jean, kadife pantolon. Onun üstüne ne giyiyorsun? Onun üzerine bir gömlek veya bir kazak falan. Peki o hafta sonu giyeceğin gömleklere dikim mi, yoksa onlar hazır olabilir mi? Hazır da var, dikim var. Genelde dikim var. Hazırlar güzel gömlekler oluyor. Peki kazaklarını da diktiriyor musun Faruk abi? Kazaklarını da diktiriyor musun? Yok, kazakları diktiriyor. Kazakları hazır mı alıyorsun? Hazır alıyorum. Her şeyi diktirdiği gibi ise kapıda insan. Yok, kazak alıyorum. Kazak. Güzel kazaklar var. Çok güzel kazaklar. Peki mesela kalın kazak mı, ince kazak mı, kaşmir mi, yün mü? O kazağına göre, şeyine göre. O yün, güzel bir yün. Kaşmir olabilir. Kaşmir tabii çok dikkatli giymek lazım kaşmiri. Çok fazla giyersen o zaman basıyor. Ama genelde... Kaşmir her gün aynı kaşmir her gün giyemez. Yürümeyiz yok. Haftada bir kere ama belki. Ama genelde yünden iyi yapılmış. Güzel yünden çok güzel kazaklar var. V-yaka, bisiklet yaka. Dik yaka kazak sever misin? Balıkçı yaka denen kazak. Tabii. Dik yaka tabii çok giyerim.
Yani özellikle kışın kravat takılmadığı zaman, bir yapılmadığı bir spor ceketle birlikte kolrule, dik yaka yani, balıkçı yaka diyoruz. Var, bir sürü var zaten orada. Evet evet, sen de hafta sonları da, bazen hafta içinde hafta de giyiyorsun onları da. Hafta içinde de. Kostümlerle yani giyiyorlar. Bir iş, fazla yoğun bir iş olmadığı zaman, resmi bir görüşme olmadığı zaman kravat yerine. Peki gömlekteki renklerdeki tercihinde mesela, ben seni genellikle beyaz, beyaz ve mavi görüyorum. Ben seni de hiç sarı gömlek görmedim. Geçenlerde vardı. Geçenlerde pembe gömlek giydim. Yani. Evet. Teknede pembe gömlek giyiyordum. Evet. Çok da yakışmıştı. Genelde beyaz, mavinin tonları. Mavi çizgili, ince ve kalın. Pötikare? Yok, pötikare yok ama... Sen bazen kareli gömlek giyiyorsun. Evet, kareli şey. Pembe, uçuk pembe. Uçuk pembeler. Pembe, o da çizgili ve şey. Düz. Genelde bu. Yani. Şimdi düşünüyorum mesela, ben seni hiç deri montla gördüm mü? Giyilir mi deri montlar veya deri kabanlar? Deri kabanlarla bazen görüyorum var, ama... Var, deri kaban giydin mi, giymedin mi? Çoktan bir siyah deri kabanım var, hatırlıyorum. Var, var. Öyle bir de var ama daha çok eski o. Daha evet, daha çok... Evet, çok eski. Yıllardır görmedim hakikaten. Çok eski. Bir tane de kahverengi deri kabanı var, onu da biliyorum. Evet, evet. Yani o da güzel ama fakat da... Mesela hafta sonu daha çok bir mont veyahut bir, evet, bir ceket, deri ceket, deri ceket. İçi bazen muflonu vardır, böyle sıcak tutar. Yani hem içeride giyebilirsin dışarıda. Böyle şeyler rahat oluyor yani. Hafta sonu gardırobu için böyle şeyler de olmalı yani. Olabilir tabii. Olması lazım yani. Yani meraklıysa bu işe. Mesela ben sende yine ender gördüğüm şey lastik tabanlı pabuçlar. Sen yine de kösele pabuç. Kösele evet. Ama lastik patronlar şimdi çok güzel yapıyorlar. Çok güzel şeyler var. Çok da rahat oluyor yani. Kaymıyor. Ben seni böyle kaba botlar hiç görmüyorum. Giyilmez mi onlar? Ben o kaba botları giyemem. Giyemez mi? Niye? Çok kaba yani. Yakışır da sana. Mesela kayağa gittiğinde falan var, giyiyor. Var var. Şey, öyle botlarım var ama... Apreskilerim var. Apreski gibi yani. Yani öyle... Hani şimdi böyle normal elbisenin altına giyilen böyle kaba, böyle kocaman... Evet, evet. Kocaman... Böyle tabanlı. Tabanlı böyle... Böyle kocaman. Onlardan bahsediyorsun zannettim. Yok. Yok. Yoksa tabii ki. Böyle botlar işte eskiden... Dağcı botları, abreskiler. Dağcı botları gayet güzel tabii. Kayağa gidiyoruz, bilmem ne gidiyoruz. Araziye çıkıyoruz belki. Yani onlar var aksesuar. Aksesuar artık o ihtiyaca göre. Çünkü şimdi spor ayakkabı üreticileri de çok güzel, yüksek böyle tabanlı ve yüksek konçlu şeyler yapıyorlar. Onlar da olabilir. Hani dağ yürüyüşü için. Yani. Peki tamam. Spor yaparken de giyiyorsun. Onlar da mı ısmarlama yoksa yok. Hazır alıyor musun mesela? Nike'tan, Adidas'tan. Nike işte Nike. o yetiyor. Yok, Nike yetiyor. İşte Under Armour var, çok güzel. Adidas da çok iyi. Adidas'ın çok güzel şey ürünleri var. Şimdi de zaten spor üreticileri de ayrıldılar. Günlük diye bir tabir var şimdi. Yani günlük kıyafet olarak spor kıyafet giyiyorsun. Yani, artık zaten geçen gün seninle yolduydum. Sen de benden başka kösele ayakkabı giyen yoktu. Yoktu. Yani evet, herkes. Bir de o da rahatlık veriyor. O da güzel bir şey yani. Şey değil. Giyilebilir mesela. Takım elbise altına spor ayakkabıyı nasıl görüyorsun? Bazıları çok giyiyor. Fena da durmuyor. Kiminde? Yani. Ben almayayım diyorsun. Yani şimdi mesela böyle fantaziler var. Geçenlerde dedim, birkaç ay önce bilmiyorum. Bir takdim, bir show, bir bilmem ne. Adım smoking. Altında beyaz spor ayakkabı. Yani belli ki bir jan yapıyor. Yani, sneaker koymuşlar. Ama tamam. Eğlencede olabilir. Ama bir davete böyle bir gitmek... Bir değil yani. Ayıp mıdır? Yanlış. Ayıp değil. Tabii davet edilmiştir. Tabii hoş gelmiştir. Gelebilir ama... Şeye de dikkat ediyorum mesela sende. Sen yemekte otururken de ceketini çıkarmıyorsun. Veya ceketini çıkaracağın zaman masadakilerden izin istiyorsun. Bu ne demek? Özellikle masada kadın varsa. Evet yani o tabii durma. O samimiyete göre. Çok samimi olursam bir şey olmaz. Çıkarıyorum dersin, çıkarırsın. Yani. Vallahi ben senin samimiyelerde bile izin ceketimi çıkaracağım. Çıkarmam ceketi bu metri. Evet, çıkarmıyorsun. Çok çıkarmak durumunda kalırsan da masadakilerim izin ceketimi çıkaracağım yani, diyorsun. Ceketi giyince, ceketle giyeceğiz. Ceket yanında çanta diye taşınacak bir şey değil ki, ceket aldı giyeceğim.
elinde şey gibi giymiş, sabah çıkmış, kolunu atmış ceketi yürüyor. Ya, o zaman cekete ne? Niye aldın ceketi? Ceket varsa ceketi üstünde giyeceğim, olacak. Ceketi giyeceğim. Elinde gezdirmek için değildir. Ceketi yanına koymak için. Çanta da değil yani. Hani bir şeyleri koyup şey, cüzdanı koyalım bilmem. Kalemi koyalım. Cüzdanı koyalım, kalemi koyunca aklıma geldi. Gömlek. Gömlekte cep yok. Cep. Asla kullanmıyor. Cep yok. Niye? Kabarıklık yapıyor. Tabii. Tabii burada ne koyacağım ben şimdi buraya? Hiçbir şey. Burada niye... Yani bu ceket, belki spor bir ceket, çok spor bir ceket, iki tarafında da cep olur filan bile, böyle şeyler olabilir. Ama şimdi ben ceket giyeceğim, gömleğimi giymişim, ceket giyeceğim, şimdi gömleğimde cep bir var. O bedeme ceketi bozuyor. Cep, hayır, o cebe ne ihtiyacım var? Burada cebim var zaten. Ya o istediğim fantazi bu. Fantazi, olmaz mı? Olur tabii. Hiçbir şey, ama şey, senin istediğinde şey, yok. Bana uymuyor burada bir tane cep şimdi. Kalem taşımalım bir erkek muhakkak. Kalem taşırım tabii. Sen hep taşıyorsun. Kalem. Hep taşıyorsun. Evet, bir şeyi not etmek lazım oluyor. O şimdi artık telefon tık 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 yapıyorlar. Ya farklı bir kepler kullanıyorsun. Evet. O niye? O şey, zevk, fantezi. Huysuzluk. Huysuzluk yani. Bazen huysuzluk. Şimdi buna yeşil yazayım. Evet. Bakıyorum mesela Faruk abi garip bir renkte bir mürekkep kullanıyor. Yeşil, pembe. Çanta deyince. Bir erkeğin mutlaka bir çantası olmalı mı? Ve o çanta nasıl, ne tarzda olmalı? Kendi üslubuna göre. Çantası yani... Bir iş bakımından ihtiyacı varsa evrak, gizli evrak veyahut önemli evrak, gizli demeyeyim de önemli evrak taşıyacak bir çanta olabilir tabii yani. Ama mecbur değil tabii. Ama ben taşırım mesela bir çanta. Evet, sen genelde taşıyorsun. Muhakkak işte o defterim vardır, hesap bilmem nesi şudur, evrak, bir takım evrak vardır, pasaport durur orada falan ya, o durur. Şeyi merak ediyorum sen mesela, alışverişe çıkar mısın? Yani işte ne bileyim, insanlar çıkarlar, vitrine bakarlar, dükkana girerler, denerler, menerler, işte bir tarz yaratmaya çalışırlar. Sen de sanki öyle bir şey olmazmış gibidir yani. Faruk Süren bir dükkana girip de dolaşıp ceketlere bakmaz, ne yapacağını bilir, terlisine gider, kumaşını seç kafasında oluşturur. Öyle midir? Yok, ben bakarım, giderim bakarım. Çok bakarım. Yani mesela demin saydığımız bütün Vakko, Beymen olsun, Vakko olsun. Veya diğer yabancı markalar. Diğer Zenya olsun. Şimdi Brunello, Cucinelli'ler falan var. Bizim Emektar Taci olsun. Taci var, evet. Emektar Taci var. Şimdi bir de başka Milimetrik var. Milimetrik var. O da yani şey, çok da bu iş... Çok güzel dikiyorlar. Çok da güzel. Çok da gelişiyor. Çok da gidiyor. Yani şimdi dediğim gibi her şey gelebiliyor. Her şeyi satın alıyor. Tabii gerçi şu ara bir... Ekonomik darboğazımız var ama ona rağmen genelde geliyor, yapılıyor. Yani meraklı eden istediğini bulabiliyor. Ben giderim bakarım, kumaşa bakarım. Ne yapıyor, ne gibi de kumaş. Bir de güzel kumaşlar çıkıyor da bizim haberimiz olmuyor. Nereden haberim olsun, ben kumaş değil mi? Dolayısıyla yani giderim. Gidip inceliyorsun, bakıyorsun. Giderim bakarım. Ya gittiğim zaten hemen ben satmaya çalışırlar ben ama almam. Evet, almam. Olmam. Görmek, öğrenmek, yeni bir şey var mı? Vakko'dan mesela aldım. Geçenlerde bir ceket aldım, biliyorum. Çok güzel bir şey var. Evet, bir ceket aldın. Farkındayım hatta. Spor. Evet, spor. İşte, hafta sonu bir ceket aldın. Hafta sonu. Hafta sonu ceket aldın. Mesela bir piknik yapacaksın, beni çağırdın, gelirim ondan. Olur abi, hemen yapayım, sen geleceksen. Özcan'a yaptı. İşimiz piknik yapmak. Özcan'a yaptı. Özcan'a yaptı. Yapmaz abi. Asla yapmaz. Korkar yapmaya. Hele biz geleceğiz dersek kesinlikle korkar. Peki Faruk abi, şemsiye. Şemsiye. Böyle gibi aksesuarlar. Bunlar önemli midir yani? Yoksa işte yani al bir tane küçük şemsiye koy cebine mi? Yok yok, olur mu canım? Bir tane Briggs olması lazım yani. Sen de benim gibi Briggs'cisin. En iyisi Briggs midir bu? Briggs tabii, çok iyi şahane. Yani tradisyonel bir şemsiyeci yani. Ben benimkini yani, çaldırdım. 150 sene şemsiye yapıyor adam. Ben benimkini çaldırdım. Çok ağlayacağım yönlerde. Benimkini de ben çaldırdım. Çekil gitti mi? Benim bir tane duruyor. Öbürünü benim Wenge olanı çaldılar. Cenevre'de çaldırdım. Ben de seninle makarna yemeye gittiğimiz gün kaybettim. Evet, çaldılar beni. Ağlamak üzereyim yani.
Gidip yenisini alacağım ama artık herhalde alamayacağım. Herhalde alamayacağım. bu kurlarla mümkün değil. Sterlin'e 35 de mi çarpıyor? 35 mi? 37 mi? Öyle bir şey oldu galiba. İş bitti demek. Allah korusun. Çok çok onu içim yanıyor. Çalacağız biz de, çalacağız. Bulsak bir yerde. Takip edeceğiz. Takip edeceğiz. Ben benimkini tanıyorum. Yani, üstü de baş harfleri var. Lokantaya gidecek o şemsiyeyi bıraktı. Benimkinin üstü de baş harflerim var. Bulursam hemen yakalarım da göremiyorum. Bulamıyorum bir türlü. Peki Faruk abi. İşte bir yandan da mesela sen ekstrem bir tip olduğun için bir erkek spor yapmalı mı? Yani göbekli olmak ayıp mıdır? Ya da işte vücudunun şekline bakmalı mı insan? Sende öyle bir acayip hal var ki spor yapmak için spor salonu kurmuştun yıllar önce. Evet, basketbolcularımız için. Ne basketbolcularım? Bütün gün evet, sen ama, ben gidiyorum. Evet, ama basketbolcular arada bir geliyor. Onlardan daha çok. Abi onlardan daha çok gidiyorduk. Onlardan daha çok gidiyorduk. Ama bayağı böyle bir şey gibiydi. Yani 3-4 kişinin kullandığı bir club gibiydi. 40 sene oldu herhalde değil mi? Tabii. Eski bir fabrikaydı. Evet. Doğrusu Telefonken fabrikasıydı. Evet. Bomonti'de. Bomboş bir bina duruyordu. Sen de onun üst iki katını. Ben o zamanlar yöneticiyim şeydi. Galatasaray'da basket şubesini sorumluydun. Ve Galatasaray'ın şampiyon olduğu sene. 80'lerin başı işte. Michael Kurs, Paul Dawkins, Williams. Nur için de Nihat İzic. Nihat İzic. Yalçın Granit. Yalçın Granit. Maestro, maestro. Rahmetli. Rahmet Nur için de yatsın. Hem kızlarda hem erkeklere şampiyon olduğu sene. Çok Şimdi spor da lazım. Biz de meraklıyız tabii spora. İşte boş bir alan, bomboş bir alan. Bunun bari faydalanalım burada dedik. Nautilus makineleri ısmarladık. O Nautilus mallar geldi. İşte squash kortu. Squash salonu. İstanbul'daki ilk squash kortu odur herhalde. İlk squash koydu. O iyi de yani hareket yapmak, hareket etmek güzel bir şey. Hareket etmek de bu. İlle spor değil, ille bir yürüyüş dahi yapsa bir insan faydalı bence. Yani her zaten tavsiye ediyorlar diyor yürüyün diye. Ama ben tabii fitness de yapıyorum. İşte hafif ağırlıkla da çalışıyorum. Bazen çalışıyorum, bazen çalışmıyorum. Şart değil tabii ama tabii beslenme bakımından kendine dikkat etmesi kendi sağlığı açısından bir kere bir insanın doğru. Bir de dediğim gibi böyle göbekler, memekler çıkınca ceketler olmuyor. Şıklık bozuluyor. Olmuyor zaten. Nasıl olacak? Yani İşte onun için hem yani hem gebe hem göbekli hem göbekli hem şık olmak istiyorsa terzi şart. Şart. O terzi. Çünkü yine bile çok şık olmuyor. Ama bir yere kaplıyor yani. Nispeten bir örtüyor, iri terzi örtüyor. Kaplıyor. Ona bir zarın veriyor yani onu. Evet. Kuraze olmasını tavsiye ederim. Kuraze daha iyi bir şey örter. Tabii ki. Göbeği kapatıyor. Tabii. Ya, kuraze. Böyle germiyor pap. Ya böyle germiyor burada böyle yakada burada çıkmıyor böyle. Yani kuraze yani muhakkak kiloyu açmışsa, kontrol edememişse bir erkek şık olmaz. Kuraze giyiyor. Yani eğer kilonuz varsa kuraze giyiyor. Kuraze giyiyor. Kapatırsın hiç olmaz. Peki kuraze'nin kravat bağlama tipi değişik mi? Aynı. Yok buraya giriyor. Aynı şekilde. Double hand yapıyorum ben zaten. Onu sıkıyorum. O oturacak burada zaten. Peki Türkiye'de senin, ya demin Rahmi Bey'e örnek verin. Ya bunlar kendi tarzlarında iyi giyiniyorlar dediğin isimler var mı böyle? Ya işte biz arkadaşların çoğu kırmak istemezsin belki ama. Benim Ömer Çentral. Ömer Tığrak. Müthiş şık giyinirdi. Şimdi bakma şimdi ama müthiş. Yine hala şık. Hala çok güzel hala yakıştırır şık. Kendine evet. Mesela. Ama o iddialı ve değişik şeyler giyer. Neglije. Evet. Neglije. Evet hafiften de biraz bırakmıştır. Evet, neglije. Evet. Çok güzel bir şey. Çok şıktır. Çok şık. Mesela bir tane vereyim sana ben. Sonra kim şık giyiniyor? Böyle hafif çok nadir. Canhas. Evet o da şık. Dikkat edin. Çok itinalı. Evet itinalı. Çok bakımlı. Bir nebze sonra dendi olur ama. Evet o dendiliğe yakın birisi daha var. Meslektaşın. Değil mi? Ha yok o başka onu demiyorum. Ertuğrul Özgür diyorsun. Ertuğrul artık baya dendi oldu. Çok gereğinden fazla özen gösteriyor. Fena değil şık giyiniyor aslında. Evet. Ben şey diyorum Çarmıklı. Çarmıklı evet. Evet tamam. O da öyle. O da çok. Çok iyi. O da çok iyi. Çok iyi. Osman evet Osman. Tamam. Çok iyi. O da çok iyi giyiniyor. Çok bir de trendy kıyafetleri de var. Evet. Onları da çok iyi uyduruyor. İyi taşıyor. Çok iyi taşıyor. Çok iyi. Yani başka böyle baktığımız zaman bizim şey çok şık. O da trendy. Spor. Vedat Lodrik. Ha. Bak onun damadı. Damadı. Senin en yakın arkadaşın da. Yani, oğlu. Yani Vakko'nun yani
Vakonun torunu. Evet. Damadı değil de pardon ya. Torunu. Damat şey. Neyse. Ama galiba böyle çok da fazla sayabileceğimiz insan yok galiba. Ya evet onu bir görüyorum. Çok gençleri görüyorum. Çok trendy giyinen. Hepsi yakıştıramıyor kendine. O da bir... Bunun mesela bir olgunluk yaşıyor mesela. İşte, yavaş yavaş mı öğrenilir yoksa bu artık tarz 20'li yaşlarda oturmaya başlar mesela? Ya 20-25'te başlar. Otur yavaş. Yani 30'unda iyi giyinmeyen 50'sinde de giyinmez. Ya çok büyük evrim geçirmesi lazım ya da çok iyi bir terzi olması lazım. Evet. Peki mesela işte şeyi söyledin, tacıyı söyledin, milimetreyi söyledin. Eskiden İstanbul... Kığlı, Abdullah Kığlı çok iyi. İyi mi? Konfeksiyon çok iyi. Vallahi girip bakmadım bile. Çok yani. İyi, çok iyi konfeksiyon. Çok evet, iyi. Yani, muhakkak iyidir yani var yani, şeyler iyi yerler ama var. Ama o terzi değil, o konfeksiyon. Evet, konfeksiyon. Damat Twin. Damat Twin gibi. Faruk Saraç. Onlar biraz. Faruk Saraç var. Peki kumaşı alırken gidip kendin alıp terziye gitmen lazım, terziye mi seçmen lazım? Çünkü ben seni görüyorum kendim, mesela terzide. Kendim seçiyorum, kendim seçiyorum. Terzide seçiyorsun, başka yerden almıyorsun. Aynen. Yani. Seni görüyorum terzide mesela çok detaylar uğraşıyorsun. Arkadaki mesela şey... Yırtmaç. Tek yırtmaç mı, çift yırtmaç? Çift. Çünkü sen bakıyorum hep genelde çift yırtmaç çift. İstiyorsun. İşte oturuyorsun mesela provada yakayı değiştiriyorsun, evet. Omuzu değiştiriyorsun. Evet. Nelere dikkat ediyorsun orada? Tek yırtmaç bir binicilikten kalma bir şey bence. Binince ceket şey olmasın diye, ayrılsın diye böyle. Hı hı. Öyle benim bildiğim kadar. Ama asıl doğru olan çift yırtmaç olur. Çift yırtmaç. Sen hep çift yırtmaç. Yırtmaçsız da var mesela 50'lerde gördüğümüz zaman, modaya baktığımız zaman yırtmaçsız. Allah Allah. Nasıl yırtmaç yok? Yok böyle basenin altında. Yırtmaçsız. Var mı senin yırtmaçsız? Bende yok. Yok. Ya 50'lerde yok. Çok gençtim o zaman. 50'lerde daha 50'lerde çocuk sayılır. Yok yani çocuk. Gençtim. Peki mesela erkek modasına olduğu kadar kadın modasına da mesela onu da böyle izler misin? Yani kadınlar ne giyiyor, orada nereye evriliyor, ne yapıyor falan filan diye. Yani şık kadını anlarım, görürüm. İzlerim yani izlerim. Ya şimdi moda budur filan. Modayı takip etmem. Etmez. Yani kadın ama gördüğüm zaman bir şık kadını takdir ederim. Onu da söylerim. Hı hı. Söylerim de yani o da önemli. Kadınların işi çok zor. Onların bayağı zor yani. Çok zor. Fazla detay var, malzeme var. Yok. Felaket o. Ama mesela sen kadın olsan da orada da çok acayip bir şey olabilirdin yani. Benim versiyonum kızım. Evet, Yelda. Doğru. Senin versiyonun Yelda. Ama Yelda da böyle daha klasik yani. Daha sen çok tarzı. Çok rahat. Çok şık. Çok şık ama. Çok biliyor. Belki babaannesinden öğrendi, bilmiyorum. Leyla Hanım'a şık mıydı o kadar? Leyla. Şık mıydı o da? Şık. Ama yeni Leyla şık değil. Yeni Leyla Ece Oman'da geziyor. Nasıl gidiyor onun tenis işleri? İyi. Çok iyi. Profesyonel tenisçi oldu. Tabii, profesyonel tenisçi. Yani vakti onda işte arada akademik olarak ne yapabiliriz? Amerika'da iyi bir üniversiteden burs aldı ama işte, galiba online okuyacak çünkü 20 saat tenis oynadığı için. Son derece başarılı. Azimli. Oraya odaklanmış. Yani inşallah daha da muvaffak olur yani. Çok zor bir spor dalı seçmiş. Dünyanın en zor sporu. Dünyanın en zor yarışmacı kategorisini seçmiş. Hakikaten yani gördükten sonra o şampiyonalarda kazananları daha fazla da takdir ediyorum. Ne çalışma var onun arkasında. Ne çalışma, ne konsantrasyon. Nasıl bir emek, nasıl bir bütün ailenin emeği var yani. Müthiş bir ya yani zihinsel bence zihinsel konsantrasyon. Ve müthiş bir şey ya. Çünkü bu problem o yok. Çünkü hepsi tenis oynamasını biliyor. Tabii hepsi çok iyi. Hepsi çok iyi. Tek bir sorun yok ama mental sorun. Burada mental. Müthiş. Peki Galatasaray'da başkanlık yaptın o kadar zaman. O kadar zaman dediğim aslında 4 sene başkanlık yaptın. 5 sene başkanlık yaptın. İkinci dönemin yarısını, üçüncü dönemin yarısında bıraktın. Senin yerine de Mehmet Johnson geldi. ben de onun ikinci başkanıydım. Niçin Galatasaray bir tenis şubesi kurulmadı? Biz Alp abiyle bir kurma niyetlenmiştik hatırlarsan belki. Evet hatırlıyorum. Ali gelmişti o işi kurmak için. Sonra olmadı. Niye olmadı? Ve sen hiç aklına niye düşünmedin? Hayır. Sonra biliyorsun Ünal zamanında
Touchspor'u aldılar. Touchspor aldı, evet. Ve orada da devam etmiyorlar. Çünkü Touchspor ideal bir tenis. Aslında tenis kulübü Touchspor. Tenis kulübü. Bunu bilemiyorum neden yapmadıklarını. Halbuki gayet basit bir şekilde yapılabilir bu. Çok basit bir şey. Çok basit. Yani ya, tabii buna emek sarf etmek lazım. Bir de bütçe ayırmak lazım. Bir sürü yere bütçe ayırıyoruz. Buraya da bir bütçe ayırabiliriz. O kendi kendine çeviriyor çünkü çok meraklısı çok, isteyeni çok, ders alanı çok. Ya tabii yerli veyahut yabancı antrenörlerle bu işi mesela yapan var. Garanti Koza. Garanti Koza yapıyor. 50 tane kortu var. Yarısı açık, yarısı kapalı. Avustralya'dan bir baş antrenör getirdi. Yapıyorlar. Başka antrenörler de var. Benim işte torunum da başka bir antrenörle çalışıyor. Gayet iyi çalışıyor. Çok muvaffak. İşte de muvaffak da olacak ama çok zor bir spor. Çok. Yarışmacı seviyesi. Yoksa 80 yaşında bile tenis oynayabilirsin. Çok güzel bir spor. Sosyal bir spor. Sosyal bir spor. Aynen öyle. Her yaşta yapılabilen, her yaşta kendi yarışmacılığı olan bir spor. Şimdi senin ama hep bir spor... Bugün ben spor yöneticilerine bakıyorum. Aslında çoğunun sporla alakası olmadan işte parayı buldum, her şeyi yaptım. Bari bir spor yöneticisi olayım. Biraz da şöhret olayım diye. Ün kazanayım, şöhret olayım. Gazetede resmin çıksın diye bu işe girenlere dolu. Sen ama biz hep spor yaptık. Sen hep spor yaptın. Hep sporun içindeydin. Basket oynadım. Rally yaptım. Türkiye rally şampiyonu. Kayak yaptım deliler gibi. Tabii fitnessi zaten yapmak lazım. Zaten yapmak lazım. Yani bu sporcu, onun için sporcu. Kimsenin bilmediği bir şey. Senin Türkiye rally şampiyonu oldun. Evet. Eski ve ayrıca da bunun dışında da yanlış hatırlamıyorsam Paris Pekin rallisine de katılmıştın. Ben katılmadım ona. Katılmadım o zaman. Hayır, ona katılmadım. Kim Renç koçu muydu? Renç katıldı. Ersoy katıldı. Benim. Ha, senin kopilotun Ersoy katıldı. Benim kopilotum katıldı. Benim bir neden katılmadım? Askerlik durumu vardı. Pasaport alamadım. Ha, pasaportu çıkmıyordu. Tamam. Tamam. Askerlik durumu vardı. Pasaport idare edemedik onu. Çünkü her şey bitmişti. Tecil okul bitmişti çünkü. Evet her şey bitmişti. Tabii üniversite bitmişti yani. Renault'da yarıştın. Renault'da yarıştım. Anadolu'da yarıştın mı? Anadolu'da yarıştım. Renault'da Porsche yarıştım. Renault 12'de yarıştın, sonra Porsche'de yarıştın. Renault 12 Gordini tabii. Gordini'de yarıştın, sonra da Porsche'de yarıştın. Senin Porsche'de yarışmanın çok ilginç bir hikayesi var. Evet. Sen Fuat amcaya gidip ben bir Porsche'yle rally'ye katılmak istiyorum diyorsun. Evet. Fuat amca diyor ki bir şartla diyor. Neydi o şart? Şimdi Porsche alacaksın öyle mi dedi. Alacağız dedi. Öyle mi Porsche? Şimdi Porsche alacağız. Tabii o zaman ucuz yani böyle pahalı falan değil yani. O zamana göre pahalıydı ama... Porsche her zaman pahalı. Pahalı yani. Belki böyle bir şey ucuzlatma. Hayır, onun için söylemiyorum. Dedi burada dedi servis. Var dedim servis işte Volkswagen falan. Çiftçiler falan. Porsche gelmemiş daha o zaman. Bir Porsche daha Türkiye'ye daha gelmemiş yani. Böyle vardı bir şey. Birkaç tane galiba çok az. Ya belki bir iki tane vardı. O da kendi yapıyor işte. O zaman dedi sen bu işi gidersin staj yaparsın öğrenirsin mekanik olarak. Mekanik olarak öğrenirsin, yaparsın. O zaman ben sana alırım. Ve sen gittin Porsche tamircisi mi oldun? Evet. Evet. Nerede çalıştın? Stuttgart'ta. Stuttgart'ta Porsche fabrikası. Çünkü babam aradı. Alman büyükelçisini tanıyordu. İşleri de vardı. Çok Almanya ile çok işleri vardı. Porsche'ye yolu buldu. Dedi bunu dedi alır mısınız? Ve çok enteresan bir şey veriyorlar. Yumuşak çelikten yapılmış ve ST37 bir küp demir veriyorlar ve bir veriyorlar. Bu başlangıç. Başlangıç. Bismillah gittin. Bismillah. Porsche fabrikasının kapıdan girdin. Benim gibileri de var tabii. Ben tek başına değilim. Öyle. Birkaç çaylak daha var. Ondan sonra da bir de şey var. Birkaç bir resim var. E ile onu yapacaksın. Kaç gün sürdü? Bir hafta, 10 gün. O çeliği, eğriye, o şekilde yaptınız. Sonra? Materyal kendisi dedikleri yani. Maddenin bilinci. Yani ondan sonra bir sürü merhaleleri var. Geçiyorsun, orada geçiyorsun, burada çalışıyorsun. Ve sonra alındı mı Porsche? Alındı tabii. Onunla mı Türkiye şampiyonu oldun? Renault'la. Renault'la oldu diye hatırlıyorum. Porsche'de oldu mu? Porsche'de kazandık evet.
Geçen gün Safvet Çiftçi anlatıyordu. Yanından biz diyor arabayı patlatırsın, motoru yanından diyor biz böyle sallanarak gidiyor. Yanında diye bir ses geçiliyor. Bir baktım bu evet. Faruk yanından geçti diye anlatıyordu. Evet, evet. O güzeldi tabii. Ondan sonra tabii aramızda Renç çok başarılı bir arkadaşımızdı. O zaten profesör artık. Ya profesör devam etti. Bizi bıraktık. Levent Pekin çok iyiydi. Bizim yanımızda. Ali Sipahi. Evet, Ali Sipahi. O da rahmetli oldu. Rahmetli zaten. Renç de rahmetli. Ya iyi ekiptik canım. Bulgaristan'a ekip falan gittiğimizde. Aytaç tabii. Aytaç Kot. Aytaç olur mu? Takım ne ya? Aytaç'ı nasıl unuturuz? Tabii gözden ırak olunca unutuluyor. Aytaç abi İsveç'e yerleşti. İsveç'te evet. Hala yapıyor mu rally malli bu işlerle alakası kaldı? Yok ama fit. Çok fit. Çok fit. Da yakışıklı çok, hala. Çok fit. İstanbul'a çok. Geldiği zaman görüyorum. Geliyor. Çok iyi. Çok iyi. Geliyor işte biraz İstanbul'a, biraz Bodrum'a gidiyor galiba değil mi? Evet, evet. Peki o jenerasyonda yani sizin jenerasyonunuz, siz değişik bir ekiptiniz yani böyle. Çok şık bir ekiptiniz. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde şık bir ekiptiniz. Yani işte buradan E-Type Jaguar'lara atlayıp işte İsviçre'ye falan giden böyle bir acayip bir ekiptiniz orada. Bugün baktığınız zaman aynı havayı görebiliyor musunuz gençler? Yani bu şıkla, ne diyeyim, bu gustoya sahip bir gençlik var mı? Yoksa yok, artık biz çok iyi bir jenerasyon, yani çok şanslı bir jenerasyonduk diyelim. Yani çok iyi bir jenerasyon, yanlış bir ifade. Çok şanslı bir, çünkü iki tane büyük harp bitmiş. Bir 1914 Birinci Dünya Harbi başlamış. Ondan sonra 1939 İkinci Dünya Harbi dediğimiz zaten o bir harp ve savaş süreciydi. Ve o savaş süreci 1945'te bitti. Bitti. Bombayı patlatınca Amerika. İş bitti. Ali'de onu da göremedim. Oppenheimer filmini. Çok güzel film. Tavsiye ediyorum. Kaçırdın. Kaçırdım oynanmıyor. Ben seni davet ettim de sen o gün Antalya'daydın. Gelemedim. Antalya'daydım. Neyse onu biliriz. Başka. Başka gün isimli zaman söyleyeceğiz. Yani bitince bizim jenerasyon yani 40'larda. 40'ların ortasında doğmuş. Ortasında doğmuş. Ve dünya tabii artık bu savaştan bıkmış, büyük kayıplar vermiş ve yavaş yavaş toparlaması lazım ve yeni bir jenerasyon bir şey. Hippiler çıktı. Mutlular, çocuklar. Mutlu çocuklar. Mutlu çiçek çocukları. Çiçek çocukları. Yani bu herkesi sardı. 68 talebe ayaklanması. Hepsi bu hippinin içinde. Ve tabii ekonomik olarak da çok çabuk büyümeye başladı. Refah artmaya başladı. Ve bir delilik vardı. Ve delilik yani derken fazla bir serserilik değil ama bir delilik vardı. Bir atılım vardı. Oraya gidelim, burada gidelim, şunu da yapalım. Hepsini yapıyorduk. Ve hala da devam ediyoruz. Devam. Çünkü bizim jenerasyon manyetel o telefondan Şimdi akıllı telefonlara geldik. Gördüm. Hepsini gördük. Yani tek pervaneli uçaktan şimdi sesten hızlı giden yolcu uçakları ki kaldırdılar şimdi belki Concorde'da ama yenisi de gelecek. Buraya kadar geldi. Muazzam bir internet telekomünikasyon ağının içindeyiz ve faydalanabiliyoruz. Tabii gençler kadar iyi faydalanamıyoruz ama biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Müthiş bir devir geçirdik. Şimdi bu yok çünkü bir yeni jenerasyonda bütün bu saydıklarım son gelişmiş şey granted ne dediğim yani zaten var o var. Doğal orada. İçine doğmuyor. İçine doğmuş. Bilmiyor ki öbürünü. Biz öbürünü biliyoruz. Kıymetini bilmiyor. Yani. Neye sahip olduğunu kıymetini bilmiyor. Ve ondan faydalanmıyor. Müthiş imkanlarından faydalanmıyor. Müthiş imkanlar var bugün gençler için. Hem okumak için, hem gezmek için, hem eğlenmek için. Her şeyi yapmak için. Ama şimdi farklı bir şey. Geçenlerde telefoncum sana da söyledim bugün. Saint-Tropez'de bir yemek yiyorum. Garson geldi. Dedi ki Faruk nerede dedi. Dedim niye soruyorsun Faruk? Dedi ki 3 senedir dedi şeye Kurşöver'e gelmiyor. Şimdi yani bu başka bir şey o. Ya, bir sürü genç de gidiyordur belki ama o diyaloglar, o şey falan olmuyor demek. Diyalog yani kuradı demek ya o belki kişisel bir şey belki diyalogu kurabilmek o ilişkiyi kurabilmek onunla da eğlenebilmek yani bu bence bu böyle bir şey iz bırakmış olmak orada.
bizim ekip. İz bırakmak deyince Galatasaray'a tekrar döneceğim o zaman. Şimdi sen Galatasaray'da ben bildim bile. Ben 79'dan beri seni tanıyorum. Bildim bileli. Bildim bileli şeyin içindesin. Galatasaray'ın içindeydin. 78'den beri. Evet, 78'den beri Galatasaray'ın içindeydin. Pek çok şeyi beraber yaşadık, ters düştük, Galatasaray işte kavga ettik dışarıda aynı gün meyhanede beraber kafa çektik falan. Yani o başka bir Galatasaray dönemiydi o. Ve sen sonunda işte bir yedek yönetici olarak başladığını 20 yılın sonunda başkan olarak noktaladın. 20 yıllık kulüp içi eğitimden sonra hep yönetimlerde yer aldın bir dönem hariç galiba. Bir dönem hariç. Bir dönem hariç. Alp abinin ilk dönemi hariç. Sen onda Ali Taner'le beraber. Evet. O dönem dışında hep içindeydin ve kulübü muazzam bir yere getirdin. Avrupa şampiyonu yaptın. Hep beraber getirdik. Evet, hep beraber getirdiniz, hep beraber getirdik ama Avrupa... Bu Avrupa şampiyonluğunun arkasındaki vizyon neydi? Yani sen, bu bir günde olan bir şey değil çünkü. Ben bir takım kurayım Avrupa şampiyonu. Olmuyor öyle. Nasıl oldu o? Yani bunu şundan soruyorum. Galatasaray'ı övmek için falan değil. Yani bir vizyon nasıl adım adım gelişiyor? Ama bu tabii Galatasaray'ın içinde var. Ben şimdi Alp'le konuştum. Alp'le beraber çalıştık işte 78'den beri. Böyle bir vizyon vardı zaten. Bunu işte yavaş yavaş da oraya giderdik. Şampiyonlar Ligi'nde o zaman Şampiyonlar Ligi yoktu. Şampiyon kulüpler vardı. Galatasaray yarı final oynadı. Steaua Bükreş'te. Yani şey değil. Bu da 88'de bu. 88-89 değil mi? 88-89. Yani o zaman biz yönetimdeydik. Ali Tanrı'ya... Alp abi futbol şube sorumlusu, sen basketbol şube sorumlusu. Yani böyle bir vizyon Galatasaray'ın içinde zaten var. Dolayısıyla biz bu hedefi de koyduk. Koyarken şu ayrıntıyı da gözetledik. Final oynayacağız değil, finali kazanacağız. Finale çıkmayacağız, finali kazanacağız. Yani bu düşünceyle motive ettik arkadaşlarla. Motive olduk, hepimiz motive olduk. Motive ettik derken motive olduk kendimi. Bu felsefeyi benimsedik ve yaptık da zaten. Ondan sonra ne oldu, ne olmadı bilemiyorum. Bunlara da girmeyelim zaten. Boş boş. 20 sene geçmiş. Yani o bilerek gelen bir hedefti. Şansa denk gelen bir şey değildi. 15 senelik bir plan. Yenilmeden yapmış olduk. Yenilmeden yani bu maçta işte Milan'ı yenip Milan'ı 4. yapıp kendimiz 3'ü olup oradan Avrupa Ligi'ne, UEFA Kupası o zaman şimdi Avrupa Ligi'ne gidişimizle tabii bu yürüyüşe başladık. Bu yürüyüşün devam etmesi lazımdı. Etmedi. Sağlık olsun. Eder yine yani şimdi yine şu anda yine iyi bir takım kuruldu falan inşallah. İyi bir takım kuruldu. İyi bir takım. Yine olur gibime geliyor. Peki sen Galatasaray bence senin değerinin farkında değil. Şu açıdan yani bugün Galatasaray'da efsane falan denilen bir takım ya da imparator denilen bir takım şeyler aslında varlıklarını sana borçludur. Şu açıdan söylüyorum şimdi. Fatih Terim Galatasaray'a siz 96'da Terim'i getirdiğinizde son derece başarısız bir performans sergiledi ve bütün yönetim kurulu ama bütün yönetim kurulu Fatih Terim'in gönderilmesine geldi. O gün yönetimdeki arkadaşlarımız yönetim kurulu toplantısına giderken konuştuğumuzda Fatih'in biletini kesmeye gidiyoruz dediler. Sen tek başına ki hayır gitmeyecek devam edecek. Ve oradan Fatih Terim sizde 4 sene şampiyon oldu. Sizden sonra da o şampiyonluklar devam etti. 4 tane daha aldı. 4 tane daha aldı ve Galatasaray bugün en yakın rakibinden 3 fazla şampiyonluğa sahip. Bu sizin döneminizde başlayan bir şey. Yani sen Galatasaray'da efsaneyi yaratan da adamsın aslında bir yandan baktığında. Galatasaray'ın sana gereken değeri verdiğini düşünüyor musun? Verdiğini verdi işte evet. Yani ben Galatasaraylı olmakta iftihar ediyorum. Hala iftihar ediyorum. Müthiş bir camia esasında bakarsak böyle evet. Müthiş bir... Birimizin gözüne koyan bir camia. Şey, o meseleye gelince Fatih Terim'in o ilk işte Fenerbahçe'yi yenildikten sonra tribünlerinde, yönetiminde tepkisi, ona karşı tepkisi... Korkunç bir tepki vardı. Tabii yanlış o bir şey. Çünkü orada biz Fatih Terim'in onlardan etkilenip bu sosyal medya yok o zaman ama sosyal medya yerine geçen basın ve tribün şeyinde uysaydık kendimizi inkar etmiş olurduk. Çünkü biz
Fatih Terim'le anlaşma yaptığımız zaman geçmişteki az başarılarını diyelim unutarak Galatasaray'da çok iyi şeyler yapabileceğine inandığımız için Fatih Terim'e... Geçmişte bir başarı yoktu Fatih'in öyle fazla. Yok. Milli takımda bir... Milli takımda Piontek'le ilgili ve beraber bir çalışması vardı. O da muhakkak çok katkıda bulunmuştur kendisine. Çok. Ama bizim orada o safhada bir yenilgi yüzünden Fatih Terim'in işine son verseydi kendimizi inkar etmiş olurduk. Bizim de ayrılmamız lazımdı, seçim yapmamız lazımdı. Çünkü Fatih Terim bize empoze edilmedi ki biz seçtik, gittik. Şenez Erzik'le konuştuk, bize ver bu lazım bize dedik. Ya, dolayısıyla bir kere kendimizi inkar etmiş olurdu. Dolayısıyla o yanlış bir hareket olurdu biz onun da işini. Dolayısıyla vermedik de zaten işine, devam ettik ve neticeleri de aldık. Çok da mutluyuz o zaman. Valla Faruk abi şunu söyleyeyim. Benim mesela biliyorsun Galatasaray'da yönetici olmak, başkan olmak falan gibi bir arzu hissiyatım olmadı ama belki sadece bir tesise senin adını vermek için Galatasaray'a başkan olabilirim. Çünkü yani senin kadar hak eden başkası yok bunu. Her tarafa biz isim falan filan vermeye bayılıyoruz ama bize en büyük başarılı yaşatanları ne yazık ki unutuyoruz. İstemiyorlar onu, sevmiyorlar. yapacak bir şey yok. Abi iyi ki geldin. Bu arada tabii gözlük. Bak şimdi gözlüğü görünce aklıma geliyor. Gözlük önemli midir erken aksesuar olarak? Gözlük lazım zaten. Yani bir kere gözü korumak için güneşten. Güneş gözlüğü. Bazen de göz bozuklukları oluyor mesela. O zaman gözlük takmak lazım. Yakın, uzak veya astigmat. O nasıl seçilir mesela? Gözlük, mesela birden fazla farklı renklerde mi olmalı? Yok. Mesela genelde gözlük böyle. Gözlüğünü mesela birisi mi tavsiye eder, kendin mi seçersin? Gözlük işte. Gözlüktür. Bir özel tarafı yok mudur? Hayır, ya tabii çok özel gözlükler var. İsteyen onu alabilir ama. Yani 20.000 euro verip Maison Bonnet'den alabilirsin istersen. Ya mesela yani gerek ne yapar o gözlük ne ilave yapar? Ne yapacak? Sana daha iyi bir gösterir. Daha iyi bir şey. Çıplak mı gösterir karşıdaki? Görmeyecek yani o gidip gözlükçüden sokaktan da alsak aynı. Aynı sonuçta aynı. Ya, o kadar da önemli değil gözlük. Yok. Sadece sağlam olsun, gözünü bozmayacak bir cam olsun. Şemsiye önemli ama gözlük o kadar değil. Şemsiye önemli çünkü biliyorsunuz yani bazı yerlerde açılmıyor şemsiye. Faruk abi iyi ki geldin. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ya senden bir ricam var aslında. Bunu da public offering yapacağım sana. Public bir offer yapacağım doğrusu. Public offering deyince halka açılma gibi oluyor. Ya bizim YouTube kanalında giyim, kuşam, şıklık üstüne, daha doğrusu yaşam üstüne bir şey yapsan. Yani bunu niye söylüyorum? Dedin ya gençlerde artık bu giderek azalıyor diye kıymetini bilmiyorlar sahibi olduklarım. Belki senin gibi düşünelim. Üstatlar, ustalar, büyükler, abiler belki onlara kıymetin ne olduğunu gösterirler diye düşünüyorum. Konuşuruz canım tabii. Benimki şey ne diyeyim sosyal baskı kurmaya yönelik bir açık teklif. Konuşuruz. Nasıl olsa daha genciz. Evet. Değil mi? Tabii daha genciz. Hakikaten geldi. Faruk abi alem adamsın. Bayılıyorum sana ya. Değerli izleyiciler konuğumuz Faruk Süren'di. Centilmenliğin sadece kılık kıyafetle veya tek bir şeyle bağlantılı olmadığını, bir yaşam tarzı olduğunu herhalde kendisini görünce ve anlattıklarını dinleyince daha iyi idrak etmişsinizdir. Elimizde fazla yok onlardan. İşte tek tük çıkıyorlar arada bir ve kel aynaklar gibi soyları da tükenecekken Allah'tan farkına varıyoruz da belki korumaya almak gerektiğini anlıyoruz. Umarım iyi bir örnek olarak gençlerin hoşuna gitmiştir yaptığımız sohbet. Açıkçası benim en yakın dostlarımdan biri, dostluğuna her zaman büyük keyif aldığım gerek spor, gerek entelektüel tarafı, gerek şıklığıyla, her şeyiyle hepimize örnek olan sevgili Faruk Süren'i konuk ettik bir pazar günü. İnşallah bir şeyler öğrenmişsiniz. Çünkü ben nasıl ki İlber Hoca'dan, nasıl ki Cahil Hoca'dan bir şeyler öğreniyorsam sürekli, ondan da hep bir şeyler öğreniyorum. İnsanın dostlarından bir şey öğrenmesinden daha güzel bir şey yok. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.